Merhaba arkadaşlar Peri örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir hazır yaka çalışması yapacağız bu videoda. İki ters iki düz olarak öreceğimiz yakanın başlangıç kısmı gayet temiz arkadaşlar. Herhangi bir ilk sıra başlangıcı yok. Nasıl bir çalışma yapacağımızı görmeniz için bir tane küçük parça hazırladım. Bir tane de yaka ölçüsünde parça hazırladım. Her iki yüzü de gayet temiz. Başlangıç yeri de örgü izi veya ilk sırası olmayan bir çalışma. Başlayacağız şimdi tarifimize yakalarımızı kaldırıyoruz. Bize iki tane ip lazım iki renk birbirine zıt olmasına dikkat edin arkadaşlar bir tanesi sadece ilk sıra için kullanacağımız için çok öyle fazla bir ip olmasına gerek yok diğer ana rengimizde lila renkle çalışacağız şişimizde 3 numara arkadaşlar elinize giden herhangi bir şişle çalışabilirsiniz ama çok kalın şişlerle yapmamanızı öneririm. Şimdi başlıyoruz. Başlarken yeşil ve diğer ipimizi, pudra ipimizi bir tane düğüm atıyoruz bu şekilde geçici olarak. Daha sonra şişimize alıp ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz tarife yetecek kadar ilmek atacağım birinci ilmeğimi çıkaracağım arkadaşlar şişimden size de kolaylık olması için o şekilde tarif edeceğim 1 2 3 ilmek daha atınca ilk ilmeği şişimden çıkartıyorum çünkü başlama sırasının özelliği ilk sıranın yeşil renkli diğerinin pudra renkli olması devam edip ilmeklerimizi atıyoruz çok sıkı ilmek atmayın arkadaşlar eğer eliniz sıkıysa ilmeği sıkı e, atıyorsanız bir tık kalın şişe ilk sırayı atmaya gayret edin devam ediyoruz söylediğim gibi tarife yetecek kadar ilmek atacağım 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18 ilmeği. İlmeklerimizi attıktan sonra ilk sıranın yeşil renkli ipin kesebiliriz. Şimdi ilk sıramız arkadaşlar kenar ilmeğimi örüyorum yerleştiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örüyorum. 3 sıra örgü yapacağız. Ters yüzde ters, düz yüzde düz. Ters sırayla başladık. son kalan iki ilmeğimi örüyorum son ilmeğimi ördükten sonra pudra ipimi biraz çekiştirerek bu kısımdaki fazlalığı alıyorum çeviriyorum örgüyü kenar ilmeğimi tekrar örüyorum yerleştiriyorum. Yine sıkılaştırıyorum biraz ipimi. Daha sonra diğer ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. Son ilmeğimi ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Ters yüze üçüncü sıraya başlarken kenar ilmeğimi tekrar örüyorum. Biraz yerleştirip yine sıkılaştırıyorum. Daha sonra ilmeklerimi yine ters örmeye başlıyorum. 10 ilmeği yine ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18 ilmeğimiz diğer sıralarımızı yaptığımızda çoğalacak. Şimdi ilmek takmaya başlayacağız arkadaşlar örgünün ilk başlangıç sırasından. Kenar ilmeğimi yine örüyorum yerleştiriyorum bu şekilde. Sıkılaştırıyorum. Daha sonra örgünün ilk sırasından pudra renk sırasından bir tane ilmek alıyorum şişime, sol yöndeki şişe atıp bu taktığım ilmeği ters örüyorum. Şişimden bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar örgüyü çevirip ikinci sıradaki ilmeği şişime alıyorum sol yöndeki şişe takıyorum ters örüyorum bir ilmek daha düz örüyorum diğer yönden yine pudra ilmeği takıyorum şişime alıp ters örüyorum bir ters bir düz örüyoruz ama diğer sıralarda örgümüzü iki ters iki düze çevireceğiz arkadaşlar düz ilmeği ördüm yine örgünün ilk sırasından ilmeğimi takıyorum şişime alıyorum ters örüyorum bir düz ilmek daha tekrar ilk sıradan ilmeğimizi alıp şişimize attık ve ters ördük yeniden bir tane düz ilmek yine ilmeğimizi aldık sol yöndeki şişe taktık ilmeği ters ördük şişimizden düz ilmek ördük ilmeklerimiz çoğalmaya başladı. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Sıra sonunda tarife devam edeceğim. Az bir ilmeğim kaldı arkadaşlar. Son olarak düz ilmek ördüm diğer yönden yine İlk sıradan ilmeğimi alıp sol yöndeki şişime attım, ters ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Tekrar diğer sıradan ilk sıradan ilmeğimi alıp ters ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Son olarak bir tane daha ilmek takacağız bu kısımdan taktım ilmeğimi sol yöndeki şişime atıp ters örüyorum kenar ilmeğimi de örüp tamamladım sıramı tamamladım ilmeklerimiz sayıyoruz şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 tane ilmeğimiz oldu 17 tane ilmek eklemiş olduk arkadaşlar kenar ilmeğimi alıyorum artık te, iki sırada bir öreceğim daha sonra devamındaki ilmeği düz örüyorum sırası gelen ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum ipimi yerleştiriyorum düz ilmeği yine düz örüyorum ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıp il, düz ilmeği düz örüyorum bu işlemi yaparken örgümüz örgümüzün ipi sizden tarafta olacak ters ilmeği yine örmeden aldık düz ilmeği ördük ters ilmeği örmeden alıp düz ilmeği örüyoruz Ters ilmeği örmüyoruz. Düz ilmeği düz örüyoruz. Bu birinci sıramız. Ters ilmekleri örmeden aldığımız sıranın 3 sıra örgü yapacağız arkadaşlar. 3 sıra örgüden sonra 2 ters 2 düz olarak ilmeklerimizi ayarlayacağız. Birinci sırayı tamamlıyorum. yine son ters ilmeği örmeden aldım düz ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım çeviriyorum örgüyü kenar ilmeğimi alıyorum devamındaki ilmeğim ters ipimi yine kendimden tarafta olarak tutarak ters ilmeği örmeden sağ yöndeki şişimi alıyorum düz ilmeği örüyorum yine ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Diğer yüzden de aynı şekilde örüp daha sonra devam ediyorum tarife. Tamamladık 3 sıra örgüyü arkadaşlar. Şimdi 2 ters 2 düz olarak örmeye başlayacağız. Örgümüzün Diğer yüzünde yeşil sıralı ilk sıramız var. Yeşil sıra olmayan yüzden iki, sıra, iki ters, iki düz örgüye döneceğiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonraki ters ilmeği sağ, sağ yöndeki şişime alıyorum. Düz ilmeği de alıp ters ilmeği diğer ters ilmeğin yanına takıyorum. Düz ilmeği öne alıyorum ikinci sıraya ve düz örüyorum. Devamındaki iki ilmeği ters örüyorum. Daha sonraki düz ilmeği yine düz ördükten sonra ters ilmeğimi şişime alıyorum. Diğer ters ilmeğin yanına takıp düz ilmeği düz ilmeğin yanına alıp düz örüyorum. Ters ilmekleri ters ördüm sırada gelen düz ilmeğimi ördüm diğer düz ilmek için ters ilmeğimi ve düz ilmeğimin yerini değiştirip düz ilmeği düz ilmeğin yanına alıyorum daha sonra iki ters ilmek bir düz ilmek yine değiştireceğimiz ilmekler düz ilmeği ördük iki düz oldu iki tane ters ilmek devamında bir düz ilmek yine değiştiriyoruz. Düz ilmeği aldık. Düz ördük. Ters ilmeklerimizi ters ördük. Düz ilmeğimiz ve değiştireceğimiz ilmekler. Bir düz daha sonra 2 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. 2 düz ilmek, 2 ters ilmek. Yine düz ilmeği ördük. Devamında 1 2 ters ilmek ördük, 1 düz ilmek ördük. Sıra sonuna geldiğim için değiştirme işlemi bitti devamın son ilmekten önceki ilmeği de düz örüp iki düz ilmek örmüş oldum kenar ilmeğimi taktım dönüyorum diğer yüze artık bir işlem yok arkadaşlar düz ters ilmeklerimizi ters öreceğiz düz ilmekleri düz öreceğiz yapacağımız örgünün yaka boyunu hangi kaç santimde hangi yükseklikte istiyorsak artık iki de iki ters iki düz olarak devam edeceğiz. Sırayı tamamlayıp daha sonra bu sıradaki ipi sökmeyi tarif edeceğim arkadaşlar. makasımızla her iki yönden de sökebiliriz ben diğer yönden kesiyorum ipimin fazlasını diğer bir şişle bu kısımdan bu şekilde takarak gayet rahat bu sırayı çıkarıyorum Örgünüz büyük olduğunda ara ara bu ipi kesebilirsiniz. Devam edip birkaç sıra daha örüp nasıl durduğunu göstereceğim arkadaşlar. Tamamladım sıraları arkadaşlar yaka boyutuna gelene kadar ördüm. diğer yüzü başlangıç kısmı. Tüm bebek kırkalarında ve büyük örgülerinde kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.